Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 2 Mart 2019 Cumartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Cumartesi pazarında sıfır atık projesi kapsamında bez torba dağıttı. Hadi elma portakalı, elma portakalı. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Cumartesi pazarında sıfır atık projesi kapsamında bez torba dağıttı. Bez dağıtım programına AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Çileci, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un eşi Gülnaz Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Çileci'nin eşi Gaye Çileci ve partililer eşlik etti. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yapmış olduğu açıklamasında sıfır atık projesinin Erzincan'da startını verdik. Bu çevre bilinci ile ilgili eğitimi mutlaka vermeliyiz dedi. Abiler yüzüğe sakın bazen diyor ki bir şey olmasın. Arkadan Hacı abi bak bu Cumhurbaşkanı'nın eşlerinin başlatmış olduğu bir proje. Emine Hanım Efendi'nin sıfır atık projesi. Sıfır atık ne demek? Sıfır atık demek. Evet, çok değerli basın mensupları, değerli hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Cumartesi pazarında hemşehrilerimizle birlikteyiz ve bir projenin Erzincan'da başlatılma startını veriyoruz. Bu da sıfır atık projesi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye'de başlatmış olduğu, onların himayelerinde gerçekleştirilen sıfır atık projesini Erzincan'da startını verdik bugün. Biliyorsunuz şehirleşmeyle birlikte hazır gıdalar, paket içerisindeki gıda tüketimleri gittikçe artıyor ve bunların atıkları da, ambalaj atıkları da ciddi manada çevreyi tehdit etmeye başladı. Dünyanın birçok yerinde bununla ilgili mücadele devam ediyor. Ancak ülkemizde ben çok teşekkür ediyorum Emine Erdoğan hanımefendinin böyle bir duyarlılık göstererek bu projeyi başlatmasıyla birlikte tüm Türkiye'de bütün belediyeler ve hemşerilerimiz seferber oldu. Ve bu çerçevede biz de Erzincan'ımızda bu projeyi başlattık. Bunu ilk pazar yerinden başlatmak istedik. Çünkü en çok poşetin tüketildiği yerlerden birisi pazar yerleri. Poşetler, plastik ambalajlar, plastik poşetler tabiatta yok olmuyor. Ciddi manada çevreyi tehdit ediyor. Eski usul dediğimiz bez torbalar, filelerin artık bu alışverişlerde kullanılması gerekiyor. Bununla ilgili de bizim belediye olarak yaptırmış olduğumuz bez torbaları bugün hemşerilerimize burada dağıttık ve bunun startını verdik. Hemşerilerimiz de baktık gerçekten bu proje konusunda bilinçli ve duyarlı. Bundan sonra poşet yerine file ve bez torba kullanacaklarını söylediler. Ciddi manada kaynaklarımız bu yönden israf ediliyor. Yeraltı zenginliklerimiz israf ediliyor. Hem bu israfın önüne geçmek hem çevre bilinci oluşturmak, çevreyi korumak amacıyla bu projeyi destekliyoruz ve önümüzdeki dönemde de ciddi manada çevreyle ilgili, sıfır atıkla ilgili projelerimiz var. Bu projeleri de hemşerilerimizle birlikte hayatı geçirip Erzincan'da gerçekten sıfır atık, yani hiç atığın olmadığı, çevrenin kirlenmediği bir projeyi de Erzincan'ımızda hayata geçirmiş olacağız. Ben tekrar bu projeyi başlatan Emine Erdoğan hanımefendiye ve ilgililere, yetkililere, hemşerilerimize, herkese teşekkür ediyorum. Size de ayrıca duyarlılık gösterdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Başkanım, sıfır atık projesi kapsamında ne kadar poşet dağıtmaya başladınız? Şu anda 20 bin bez torba yaptırdık. Ama bu devam edecek. Daha da artıracağız. Her eve mutlaka bir bez torba girmesini istiyoruz. File girmesini istiyoruz. Ki hemşerilerimiz pazara gelirken, markete giderken, alışverişe giderken mutlaka bunları kullanılması gerekiyor. Yoksa al at, al at çevreyi ciddi manada kirlettiğinden dolayı biz şöyle diyoruz.
al at yerine al sakla tekrar kullan diyoruz. Bu şekilde bir çevre bilincini oluşturacağız. Vatandaşın ilgisi nasıl başkanım? Aynı zamanda biraz da bilgilendirme de yapıyorsunuz sıfır atık alanında. Evet. Vatandaş tabii televizyonlardan, ulusal televizyonlardan, yerel televizyonlardan, basından takip edebildiği kadar takip ediyor. Kısmi olarak bilgiler bu konuda bilgileri var. Ancak biz bunu esas yetişkinlere değil biraz daha çok gelecek için ilkokuldan başlayıp hatta anaokulundan başlayıp ilkokul çağında ortaokul, lise, üniversiteye kadar bu çevre bilinciyle ilgili eğitimi mutlaka vermeliyiz ki gelecek nesiller bizim düştüğümüz hatalara düşmesinler. Yani bu dünya tek bir yerimiz var, yaşamak yerimiz var. Bir tek dünyamız var. Burayı da hem doğal kaynaklarını hem de çevremizi iyi kullanmak zorundayız. Bu bilinci de gelecek nesillere çok iyi aktarmalıyız. AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakırize yapmış olduğu konuşmasında doğanın kirletilmemesi gerektiğini ifade etti. Ben öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün seçim kampanyamızın son bir ayına girmiş bulunmaktayız. Yola çıktığımız zaman özellikle yerel seçimlerde sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği statüsüyle yola çıktık. Bugün de cumartesi pazarındayız. Hem buradaki cumartesi pazarındaki esnafımızı ve pazar satıcılarını hal hatırını sormak hem de saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesini burada Erzincan Belediye Başkanı olarak Erzincan Belediyesi Başkanımız Cemalettin Başsoy'un bu gönül belediyeciliğine giriyor aynı zamanda. Uygulamasından dolayı burada bütün hemşehrilerimizin huzurunda belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum bu duyarlılığından dolayı. Çünkü biz biliyoruz ki gelecek nesillere daha iyi bir dünya hazırlamamız lazım. Doğayı çok kirletmememiz lazım. Biliyorsunuz poşette kanserojen madde olduğu için elin temas etmesiyle bile en ufak bir hassasiyet oluşabiliyor. Dolayısıyla belediye başkanımıza bu hassasiyetinden dolayı Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bu projesini sahiplenmesinden dolayı ben de Erzincan milletvekili olarak huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Birkaç noktada şeye değinmek istiyorum. Yerel seçimlere. İşte gönül belediyeciliğiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Hem milletimizin gönlünü almak, hem hal hatırını sormak, hem de problemlerini yerinde görmek için bugün cumartesi pazarındayız. Hemen sağ tarafımızda, yanı başımızda Erzincan'da mega projelerimizin arasında. Burada yine belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Pazar esnafının inşallah Erzincan'da bizden sonraki nesillere de hizmet edecek bu dev esere katkısı olan herkese başta belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bitince Erzincan'ımızda ciddi manada hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayacaktır. Ben tekrar ekranları bizi izleyen bütün hemşehrilerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Çevre bilincinden dolayı da herkesi de yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Erzincan Bahçeli Evler İlkokulu 2B sınıf öğretmeni başlatmış olduğu proje ile öğrencilerin ve velilerin sevgisini kazandı. Erzincan Bahçeli Evler İlkokulu 2B sınıfı öğretmeni Canan Ulusan başlatmış olduğu "Öğretmenim evimde kitap okuyor benimle" projesi ile sınıfındaki öğrencilerine akşam saatlerinde evlerine giderek aile fertleriyle birlikte kitap okuma etkinliği yapıyor. Okul müdürü Yücel Kılıç yapılan proje hakkında bilgiler verdi. İlkokulu olarak uyguladığımız birçok projemiz var. Bu projelerden bir tanesi de "Öğretmenim evimde benimle birlikte kitap okuyor." 2B sınıf öğretmenimiz Canan Hanım sene başında Eylül ayında velileriyle yaptığı toplantı sonucunda velileriyle ortaklaşa aldıkları bir karar doğrultusunda bu projeyi yürütüyor. Yıl sonuna kadar da yürütecek. 26 öğrencisi var. Her öğrencinin evine gidecek. Yalnız öncelikle o hafta kitaplarını okuyan, görevlerini tam anlamıyla yerine getiren öğrencilere öncelik vermek şartıyla. Bu projemizde
Asli hedefimiz çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak. Aileleri eğitimle iç içe olmalarını sağlamaktı. Başarılı olduğumuza da inanıyorum. Projemiz güzel yürüyor. Öğretmenimiz fedakar olarak bu işi yürütüyor. Öğrencilerimizden güzel dönütler alıyoruz. Projemizin başarıyla bitireceğimize de güvenimiz var. Sınıf öğretmeni Canan Ulusan, proje sayesinde öğrencilerin kitap okuma isteklerinin arttığını söyledi. Nasılsın? İyiyim. Biz öğretmenler olarak en büyük hedefimiz öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Bu bağlamda da sene başında velilerimle yaptığım toplantı neticesinde bir okuma saati belirledik ve öğretmenim evinde kitap okuyor, benimle projesini tasarladık. Bu proje kapsamında her hafta belirlediğimiz bir öğrencimizin evine gidiyoruz. Bu öğrencimiz öncelikle o hafta içerisinde kitaplarını düzenli bir şekilde okuyacak, sınıf kurallarımıza uyacak. Bu şekilde seçtik. Daha sonradan da öğrencimizin haberi olmuyor. O akşam velimize haber verip evine gidiyoruz. Okuma saatine iştirak ediyoruz. Birlikte kitap okuyoruz. Çok güzel dakikalar geçiriyoruz. Tabii ki hedefimiz, amacımız çocuğumuza okuma bilincini yerleştirmek. Şu ana kadar aldığımız dönütler çok iyi. Velilerimiz çok memnun. Çocuklarımızda da olumlu yönde dönütler oluyor. Davranışlarında, sınıf kurallarına uyma konusunda gayet güzel davranışlar sergiliyorlar. İnşallah daha da iyi olacak. Bu projede desteğini esirgemeyen okul müdürümüze, özellikle de değerli velilerime çok teşekkür ediyorum. Okul öğrencilerinden Nur Semin Meva Köse ise projede kendisine yer verildiğinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bugün öğretmenimiz bize geldi. Müdürle beraber. Çok mutluyum. Bugün birlikte kitap okuduk. Çok seviyorum öğretmenimi. Nur Semin Meva Köse'nin babası Turgut Köse ise her gün saat 8'de düzenli olarak ben, kızım ve annesiyle birlikte kitaplarımızı okuyoruz dedi. Kitaplarımızın yapmış olduğu proje toplantıda bize dile getirdi. Proje bizim için de mantıklı geldi. En azından çocuklarımızın da unutulmuş olan bir alışkanlığı, ailenin de birlikte katılmasıyla birlikte kitap okuma saatini belirledik. Her gün saat 8'de düzenli olarak ben, kızım ve annesiyle birlikte kitaplarımızı okuyoruz. Öğrencinin annesi Merve Köse ise Canan hocamızın başlatmış olduğu bu proje içerisinde yer almaktan mutluyuz dedi. Canan hocamızın başlatmış olduğu bu proje içerisinde yer almaktan mutluyuz. Hem çocuğumuz için hem bizim için akşam saat 8 çok verici bir saat dilimi içerisinde oluyor. Akşam 8'de babası, ben bütün işlerimizi bırakmış ve çocuğumuzla birlikte bu okuma alışkanlığını devam ettirmek için birlikte kitap okuyoruz. Bunu Canan hocamız sayesinde gerçekleştirdik aslında. Daha önceden böyle bir okuma, çocukla birlikte okuma alışkanlığı kazanmamıştık. Ama bu birinci dönemden bu yana, bu projeyi gerçekleştirmek istediğimizde ama dilim içerisinden bu yana çocuğumuzla düzenli olarak her saat akşam 8'de düzenli bir şekilde kitabımızı okuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir öğretmene sahip olduğu için. Çok mutluyuz. Sayın seyirciler, Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası tarafından istişare amaçlı kahvaltı programı düzenlendi. Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası tarafından istişare amaçlı kahvaltı programı düzenlendi. Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası'nın istişare amaçlı düzenlediği kahvaltı programına Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Sebahattin Kocatürk, Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ergün Akça ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Programda Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Sebahattin Kocatürk yapmış olduğu konuşmasında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a Erzincan'ımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz dedi ve hizmetlerine karşılık Başkan Başsoy'a plaket verdi. Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası yapmış olduğu kahvaltıda kahvaltı programı teşviklerinden dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet.
Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ergün Akçay ise konuşmasında Erzincan'da toplu taşımanın artılarının ve eksilerinin masaya yatırılarak yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek için bir araya gelindiğini söyledi. Milletvekili, kıymetli belediye başkanı, kıymetli misafirler. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı şükran duyuyorum. Buradaki en büyük bulunmamızın sebeplerinden biri bizim toplu taşıman, Erzincan'daki problemleriyle ilgili. Daha sonra Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ise konuşmalarında Erzincan'da toplu taşıma ile ilgili ve genel çalışmalar ile ilgili konulara değindiler ve birlik, beraberlik mesajı verdiler. Bu şehri ilgilendiren ve bu şehirde problem olan, şehri sıkıntıya sokan altyapı, üst yapı, ulaşım, sağlık, eğitim, yeşil alan, aklımıza ne gelirse, çevreyle ilgili, parklarla ilgili, aydınlatmalarla ilgili, jeotermal kapçasından et entegre tersine çöpten gaz elde etmeye kadar, Esentepe, İnan Yıldırım Parkı, Cumartesi Pazarı, İtfaiye Binası, sayamayacağımız kadar birçok hizmeti hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın hemşehrilerimiz. Tabii toplu taşımayı ilgilendiren en önemli mesele, başkanım siz geldiniz, bu yolların durumu ne olacak? Arabalarımız çukurdan, çamurdan çıkamıyor dediniz değil mi? O günler nerede kaldı? Yerinde kaldı. Ayağınızın tekeri taşa değmesin ve biz onun için çalıştık. Şu anda aracınızın tekeri taşa değmiyor. Kaymak gibi asfalt, araçlarınızdaki bakım onarım giderleri düştü ve Erzincan Ovası'nın her tarafında konforlu bir seyir yapıyorsunuz. Büyük bir hizmet veriyorsunuz toplu taşımacılar olarak şehrimize, öğrencilerimize, hemşehrilerimize, sektörün diğer dallarında, sanayi bölümünde, üretim bölümünde herkesin, her iş yerinin taşımasını hemen hemen sizler sağlıyorsunuz. Büyük emekleriniz var. Bunu inkar edemeyiz. Ama başkanımız da biliyor, siz de biliyorsunuz. Toplu taşımayla ilgili bize gelen tüm problemlerde kurumdan değil, daha çok sizin yanınızda oldu. Kanunun bize el verdiği yetkiler çerçevesinde her zaman sizin destekçiniz olduk. Destekçiniz olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Asla ve asla sizin mağdur olmanıza müsaade etmeyeceğiz. Bu şehrimiz, her zaman söyledik, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bugüne kadar yüzlerce kez bir araya geldik. Biz bu şehri projelerini üretirken, yeni hedefler koyarken de yine hemşehrilerimizin, STK'ların ve kent konseyinin ortaya koyduğu projelerle yürümeye devam ediyoruz. Belediye başkanımız kuam terimize dokundu. Allah razı olsun. Çok güzel hizmetler yaptı. Kendisi gönül adamıdır. Çocukla çocuk, büyükle büyük olan birisi. Değerli olanın değeriyle dertlenen değerli bir Erzincan'ın evladı, değerli bir başkanımız. Ben öncelikle sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, artık şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dayız. Binali Bey Erzincan'a teşkil ettiler. Allah ondan da razı olsun. Çünkü AK Parti'nin kuruluşunda bu kardeşimiz, kuruluşundan beri hizmet eden, her birinde çalışan bir kardeşimiz. Her şeye şahit oldu. Bugün Erzincan gerçekten de yeniden imal edildi. Yani buradan nereye bakarsanız bakın, AK Parti'nin eserlerini her yerde görebiliriz. Gökyüzüne baksanız uçakları görürsünüz. Karşıya baksanız ergaları görürsünüz. Şuralara baksanız standart yüksek yolları görürsünüz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin yarısı. Dolayısıyla hangi Anadolu şehri bundan istifade etmiyor? Hiç olmasa burada diyelim ki dağlandığımız zaman
imdadınıza yetişecek bir kapı var. İstanbul. İstanbul ki Peygamber Efendimizin metiyelerine, övgülerine mazhar olan bir şehir. Onun için İstanbul demeden geçmeyelim ve İstanbul'daki hizmetleri inşallah bir kardeş belediyesiyle Allah'ın izniyle İstanbul'da ne varsa burada da o olacak. Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde sizlerden bir kez daha destek bekliyoruz. AK Parti adına değil ha, geleceğimiz olan gençlerimize, bu şehirde yaşayan insanlar adına. Olabilir, hepimizin farklı görüşleri olabilir. Bu gayet doğaldır. Ama samimiyetimle söylüyorum. Belki biraz sonra burada milletvekilimiz de bu konulara değinecek. Ben fazla vaktinizi almamak için fazla konuları dağıtmak istemiyorum. Göreceksiniz şu 5 yılda Allah'ın izniyle 6 yılları yaşatacağız insanı. Buraya gelen belki farkındasınız, en çok da sizi ilgilendiriyor bu konu. Turizmle ilgili çalışma yaptık. Onu sahip vekilimiz biraz sonra bahsedecek. Göreceksiniz Erzincan Allah'ın izniyle turizm şehri olacak ve belki de envanterinize araba almak için imkanlarını seferber edeceksiniz ve burada en çok da bu işten siz kazanacaksınız. Elbette bu şehirde sizin çok emeğiniz var. Daha da gelişecek, daha da çok emeğiniz olacak. Ben genelde ulaşımla uğraştım, bilirsiniz. Yani İstanbul'da, İETT'de, işte demir yollarda hep ulaşımla geçti ömrümün çoğu. Dolayısıyla sizin meşakkatinizi, sıkıntınızı, sevinçlerinizin birçoğunu bilirim. Burada da inşallah derdinizden anlarız diye düşünüyorum. Ve inşallah sizinle birlikte çok daha güzel günlere gitmeyi biz planlıyoruz, umuyoruz ve bekliyoruz. Onun için de sizden gerçekten bu dönemde bir daha destek istiyorum. Salı günü dünya lideri, Cumhurbaşkanımız, ülkemizin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan Erzincan'a geldi. Ne zaman geldi? Doğum gününü Erzincan'da kutladı. Bu kadar önem veriyor. Niye? Çünkü çok vefalı bir arkadaşı var. Erzincan'ın yetiştirdiği hakikaten medarı iftiharımız Binali Yıldırım'la birlikte geldiler burada, doğum gününü burada kutladılar ve dediler ki Erzincan'a biz güveniyoruz. Erzincan bizim için çok önemli. Onun için de siz de katkıda bulundunuz, geldiniz, mitingi dinlediniz. Erzincan çok güzeldi. Hepinize ayrı 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 çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mutlu olduk. Biliyorsunuz 24 Haziran'da seçim oldu, katkı verdiniz ve İki vekili birden Ankara'ya AK Parti milletvekilini göndermiş. Bu bize şunu sağladı. İkimiz birlikte nereye gidersek gidelim, kapılar ardına kadar açılıyor. Birkaç arkadaşla birlikte gittik. Bu bir saygı getirdi. Öyleyse Erzincan gerçekten birlikteliği, hoşgörüsü, kardeşliği önemli bir şehir. Onun için ne varsa Erzincan için ne yapılabiliyorsa yapılsın denildi. Ondan dolayı da ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan tabii 31 Mart seçimleri var. Burada bir takım yani adaylar var. Hepsine başarılar diliyorum ama biz diyoruz ki kafa karışıklığına gerek yoktur. Ülkede ne dedi yani başbakanımız? Kafa karışıklığına gerek yoktur. İki parti ayrı ayrı belediye başkanlığı için yarışa giriyoruz. Ve biz AK Parti olarak bizim belediyemize o istiyoruz. Biz niye istiyoruz bunu? Hem Cemalettin Başsoy'un daha önceki çalışmalarını hakikaten takdir ediyoruz. Erzincan daha da güzelleşti. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Daha da güzelleşecek. Hem de çok önemli. Hakikaten hem hükümetin, hem meclisin, hem İstanbul Belediyesi'nin desteğini alarak Erzincan Belediyesi'yle birlikte çok daha güzel çalışmalar yaparız diyor. Bunu bir düşünün. Yani hükümet, biz de efendim mecliste iki vekille temsil ediyoruz. Her türlü problem için koşuyoruz. Bir de İstanbul Belediye Başkanımız var. Geçenlerde kardeş belediye ilan etmeyi tasarlıyor. Dolayısıyla İstanbul'un kardeşi olmak da bizim için büyük bir avantaj. Onun için de ayrıca da eğer Erzincan'da da AK Parti belediyeciliği olursa
bu dönem gerçekten çok daha değişik bir Erzincan olur inşallah. Neden? Altyapısını hemen hemen hem ülkenin hem de Erzincan'ın altyapısı neredeyse bitmek üzere. Ufak tefek sorunlar var. Onlar da çözdükten sonra üst yapıya geçeceğiz. Ne demek üst yapı? Uzaya bir şey yapmayacağız. Yani insanımıza dokunacağız. Bütün arkadaşların gönüllerine dokunacağız. Onların istediği birçok şeyi yapmaya çalışacağız. Yani böylece gönül belediyeciliğine başlayacağız ve İstanbul inşallah daha güzel olacak diyorum. Elbette projelerimiz var. Ben 40 yıldır Binali Bey'le çalışırım. Proje nedir? Nasıl uygulanır? Nasıl yapılır? İkimiz birlikte çok çalıştık. O daha iyi bilir ama biraz da ben bilirim. Burada çok tevazu sahibi olmayayım. Onun için Erzincan'da çok güzel projeler uygulanacak. Bunun için de belediye bize lazım. Yani iktidar var, meclis var, İstanbul Belediye Başkanlığı inşallah olacak. Öyleyse belediye de lazım. Neler yapacağız? Bir kere organize sanayi bölgesinde geçenlerde de anlattım. Hakikaten fabrikalar yavaş yavaş kuruluyor. İşte biber duymuşsunuz belki. Biber fabrikası kuruluyor, tekstil fabrikası kuruluyor. Diğer tarçın fabrikası kuruluyor. İşte yani oralarda daha çok yatırımcıların gelmesini istiyoruz. Bugünlerde bir çalışma daha var. İnşallah kromu olduğu gibi Hamdi ferrokrom olarak işletecek şekilde ihaleye çıkıp bunu da yapacağız. Ama asıl büyük işimiz, çok belediyenin de diğer kurumlarında lazım olduğu yer Seracı. Biz diyoruz ki Erzincan Ovası'nı Allah-u Teala bize sebze yetiştirip sera yapıp diğer çevre illere satın demiş. Onun için size verdi. Çünkü çevre illere bakın hiçbirinde yoktur. Ne Bayburt'ta, ne Gümüşhane'de, ne Trabzon'da, ne Rize'de, ne Erzurum'da, ne Tunceli'de böyle bir yer yok. Onun için seracılığa destek olacak şekilde hükümetimiz de söz verdi. Duyuyorsanız televizyonlarda hep reklam yapıyor ve diyor ki sera yapın. Niye sera yapın? Çünkü sebze üşümesin, daha verimli olsun. Seracılık yapanlar var, göreceksiniz. Biz de diyoruz ki serayı işletin arkadaşlarımız. Sen yeter ki sera yapsan. Yani daire yapıp satmak yerine artık Erzincan'da sera yapsan. Serayı yap, götür, sat ve böylece Erzincan'da çok güzel şekilde sera olursun. İkincisi de turizm projesi. Bu sizi daha çok ilgilendiriyor. Geçenlerde biliyorsunuz Turizm Bakanımızla birlikte bitiren düzenledik. Erzincan'dan Eyn'e kadar gittik. Ve burada hedefimiz şu: Erzincan'a turizmi çekip Erzincan'ın güzelliklerini bütün dünyaya göstermek. Tarımı geliştirmeliyiz. Tarıma dayalı sanayi geliştirmeliyiz. Belediyede insanları mutlu etmeliyiz. Hadi hep beraber bu işi bu dönem yapalım diyorum. Ve hepinize sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Demokrat Parti Erzincan İl Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasında Demokrat Parti İl Başkanı İlyas Kavuş ve Demokrat Parti Erzincan İl Genel Meclis Üyesi adayı Necmettin Ünal açıklama yaptılar. Demokrat Parti Erzincan İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında İl Başkanı İlyas Kavuş ve Demokrat Parti Erzincan İl Genel Meclis Üyesi adayı Necmettin Ünal açıklama yaptılar. Demokrat Parti Erzincan İl Başkanı İlyas Kavuş yapmış olduğu açıklamasında 31 Mart mahalli idareler seçimlerine hazırlanıyoruz dedi. Bir iletişimden ötürü gecikme oldu. Çok üzülüyorum. Değerli arkadaşlarım, 31 Mart mahalli idareler seçimlerine hazırlanıyoruz. Bizimle beraber çeşitli siyasi partiler bir yarış içerisine gireceğiz. İnşallah bu yarışta biz birinci olmak istiyoruz. Bunun için de legal kanunlarla, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarıyla kurulmuş bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Bizim bu siyasi partiler bizim rakiplerimiz, düşmanlarımız değil.
Biz diğer siyasi partilere düşman gözüyle bakmıyoruz. AKP'si de, CHP'si de, MHP'si de, Büyük Birlik Partisi de, Saadet Partisi de bizim rakibimiz. Düşmanımız değil, değerli arkadaşlar. Biz bu yarışta hiç kimseyi incitmek, kırmak, dökmek istemiyoruz. 31 Mart akşam 5'e kadar yarışacağız. Kim kazanırsa 1 Nisan'da gidip tebrik edeceğiz. Ben kısa konuşmak istiyorum. Bir de liyakat üzerine durmak istiyorum değerli arkadaşlarım, sayın basın mensupları. Liyakat nedir? Liyakatın karşılığı açılmıştır. Bilgi, beceri ve tecrübe. Şimdi bizim adayımız, adaylarımız başta Hacı Necmettin olmak üzere bilgisi, becerisi, tecrübesi, çeşitli kademelerde sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı, başkanlık yaptı ve hiç kimsenin gelip müracaat ettiği zaman ne kaşına, ne gözüne, ne siyasi anlayışına bakmadan koşmuştur. Hepiniz buna şahitsiniz. Özellikle sayın basın mensuplarının bu konuyu bir irdelemesini rica ediyorum. Bir diğer rakipteki siyasi partilerdeki aday arkadaşlarımızı şöyle bir karşılaştırsınlar. Tecrübeyi, bilgiyi, beceriyi burada dile getirmelerini rica ediyorum. Demokrat Parti Erzincan İl Genel Meclis Üyesi adayı Necmettin Ünal ise konuşmasında bu seçimlerden bu ekiple netice alacağımıza inanıyoruz. Bu seçimlerin önce ülkemize sonra Erzincan'ımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum dedi. Sizlerin de bildiği gibi 31 Mart mahalli seçimlerinde tüm siyasi partiler seçimlere girdiği gibi Demokrat Parti de Türkiye genelinde de giriyor ve Erzincan'da da mahalli idareler seçimlerine giriyor. Demokrat Parti teşkilatıyla görüşmelerimizde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerine girelim mi, girmeyelim mi, artısını, eksisini konuşup istişare meşveret noktasında efendim girmemede fayda var. Biz tüm ağırlığımızı, tüm çalışmalarımızı, tüm seçime vereceğimiz ehemmiyeti ve önemi İl Genel Meclisi'nde verelim. Çünkü İl Genel Meclisi biliyorsunuz Türkiye'de Demokrat Parti'nin alacağı inşallah bir kıpırdama var, bir hareket var. Geçmişte %30'ları, 40'ları, 50'leri, 52'leri yakalamış ama geldiğimiz bu günlerde 5-10 senedir Demokrat Parti Türkiye genelinde bir civarında bir oy alıyor. İnşallah bu sefer 3-4'ü yakalar. Buradan yola çıkarak niye Demokrat Parti? Demokrat Parti 1946 yılında Türkiye genelinde kurulduğu gibi Erzincan'da da kurulmuş. Bu partiyi bizim Sayın İl Başkanımızın babası, bizim de dayımız merhum Ahmet Kavuş kurmuş. Ve Ahmet Kavuş bu parti sayesinde Erzincan'a çok büyük hizmetler yapmış. Ne gibi? Başta 1950'li yıllarda iplik fabrikası gibi, şeker fabrikası gibi, ondan sonra sayılmayacak işler yapılmış. Ve Erzincan'ın ilçesinden, köyünden, her tarafından gelen eş, dost, aile, sülale mensupları bir selamından gelerek gerekirse kamuda, gerekse başka işlerle ilgili o işleri de almış. Eğer Erzincan'sa Erzincan'da hizmetini vermiş, Ankara'sa Ankara'ya taşımış, İstanbul'sa İstanbul'a taşımış, Adana'sa Adana'ya taşımış. Adana'da dahi ulaştığı, yaptığı işleri oradaki siyasi iradedeki büyüklerimiz de gördü. 1992 yılında Erzincan depremle karşı karşıya kaldı. Ve Erzincan'da 600'ün üzerinde hemşerimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Makamları cennet olsun. Ve o depremi yine Demokrat Parti'nin devamı olan Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı merhum Süleyman Demirel Başbakan idi. Bu başbakan sayesinde Erzincan'dan milletvekili olmadan Erzincan'ı kısa zamanda
iş yerleriyle, konutuyla ayağa kaldırdı. Esnafı, sanatçarı, tüccarı, memuru, işçisi, herkes efendim bardağı kırılana dahi para verildi. Herkes buradan istifade etti ve kısa zamanda şehitlerimiz hariç herkes birbiriyle muhabbetine, samimiyetine kavuşmaya başladı. Bir, o tarihte Ula Belediye Başkanı olan Paşadağ'ın birkaç gün önceki ziyaretindeki söylediklerini söylüyorum. Belediye Başkanı seçildim, kasamda para yok, belediye binası yok, telefon yok, araç yok, gereç yok. Bu arada Süleyman Demirel Erzincan'da Alfa konutlarının temelini atmak için Erzincan'a teşrif ettiler. Ben de milletin arasından şuradan buradan kendisine ulaştım. Dedim ki efendim ben belediye başkanı seçildim. Bak burada benim hiçbir şeyim yok. Ne olur bana yardım et. Özel kalem müdürü Hayrettin abimiz o da rahmetli oldu. Allah makamını cennet etsin. Efendim ne yapabiliriz derken dedim sayın başbakanım. Bana senin örtülü ödeneğinden para istiyorum. Diyor ki rahmetli dedi ki ya bak bu örtülü ödenekleri de biliyor. Her şeyi biliyor. Ve gitti, uğurladık gitti, aradan 15-20 gün geçse bana o günün parasıyla diyor 2 milyar para gönderdi. Ve burada hakikaten kısa zamanda çok büyük hizmetler yaptı. Yine Erzincan kanununu çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilimiz olmadı. Tabii o gün milletvekili olan Mustafa Kul'un da bu konularda çok gayreti olmuştu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çıkararak Erzincan dahil, ilçeleri dahil, hatta Tunceli, Gümüşhane dahil buralar bütün deprem yasasından istifade etti. Ve Erzincan'a Doğru Yol Partisi'nin yine milletvekili olmadan mevcut il başkanı Erdoğan Boynukalın'dı. O da rahmetli oldu. Allah onu da rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Efendim onun da gayretleriyle Sayın Demirel'den isteyerek 1178 zannediyorum kamu kurumlarında kadro vererek Erzincan'daki hemşerilerimizi tüm kamuda her isteyen hatta beğenmiyorlardı. Ya ben PTT'ye girmeyeyim, köy hizmetlerine gireyim. Ben şeker fabrikasına gireyim gibi arkada tamam hay haydir koşar koştu. Bunları niye anlatıyorum? Az önce Sayın İl Başkanımız efendim riyakattan bahsetti. Yani Allah Resulü da buyuruyor ki işe eline verin. Biz kendimizi şöyle böyle izlemiyoruz. Ama Erzincan'da bizi bilen, tanıyan eşimiz, dostumuz, büyüklerimiz var. Bilmeyen gençlerimiz de olursa o büyüklerimizden öğrensin. Yani hakikaten uzun yıllar. Doğru Yol Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, Adalet Partisi Gençlik Kolları, Ür Gençlerin Eklerinde, Doğru Yol Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduk. Hiçbir Allah'ın kulunun siyasi görüşüne, yani MHP'li de gelmiştir, Refahlı da gelmiştir, CHP'li de gelmiştir diye bizi büyüğümüz bir gün ikaz etti. Dedi ki, oğlum, evladım, bak öğretmenler de şöyle yapıyorsunuz, aman ha, CHP ile kapıyı açık tutun, sakın kapatmayın. O bizim kulağımıza küp oldu, hiç bakmadan hizmetlere devam ettik. Bugün de geldiğimiz noktada, yine bu işlerin daha iyi yapılması için bize kim müracaat ediyorsa biz ilgileniyoruz. Gücümüz yettiğinde siyasi iradeye ulaştıracaksa siyasi iradeye, vilayet makamına gideceksek oraya gideriz, riyaset makamına gidersek oraya gideriz. Ama ilgilenmeyse olduğumuz takdirde benim de işim kolaylaşacak, sizlerin de işlerini daha çabuk yapacağız. Biz yine bahsettiğimiz büyüklerimizden öğrendiğimiz gibi bizim hemşerimizin işi bize gelir, biz o işi takip ederiz, yaparız, çatarız, döner deriz ki Hasan abi, Hüseyin abi, Bahattin abi sizin işiniz oldu, hayırlı olsun. Olmadıysa olmadığı gerekçesini söyleriz. Şimdi öyle değil, söyle babam söyle, söyle babam söyle, tabii bu işler niye böyle oluyor? Sebebi şudur, tabiri caizse insanımız aşırı alkol alırsa sarhoş olur. Ne zamana kadar? Ayıkana kadar, efendim sarhoşluğu bitene kadar ondan sonra aklı selim düşünür. Siyasi partilerde de aşırı oy insanlara havaya çıkarıyor. Erzincan'da Yüce Mevlam biliyor ki bunları çok yaşadık. Efendim ulaşmak etmek zor veya
ricalarımızı anlatmak çok zor. Buradan yola çıkarak da yoksa sizler de biliyorsunuz ki belli bir yaşa gelirken efendim şahsı hiçbir işimiz yok. Yüce Mevla'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hakikaten olabileceğimiz yerlerde olduk. Yapabileceğimiz işlerimizi yaptık. Burada bu işi hazırlanırken, bu seçimlere girerken bu işleri daha iyi yapalım diye girdik. Ne olursa Erzincan için. Efendim İl Genel Meclisi'nde neler olacak? İl Genel Meclisi merkez ilçesinde, belediye il hudutları içerisinde Erzincan merkez bunların kararını verecek. Ayrıca 8 ilçemizle beraber İl Genel Meclisi'nde Erzincan'a yapılan yatırımların kararları alınacak. Yani akşam veya dün akşam değil, bir büyüğümüz Çolhasalı, bir büyüğümüz der ki efendim bizim oraya hiç hizmet gelmedi. Niye? Efendim işte o bölgeden İl Genel Meclisi yoktu onun için. Sayın seyirciler, İYİ Parti Gençlik Kolları tarafından Hocalı katliamı ile ilgili açıklama yapıldı. İYİ Parti Erzincan Gençlik Kolları tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından yapılan Hocalı katliamı ile ilgili açıklama yapıldı. Değerli basın mensupları ve saygıdeğer konuklar, 1992 yılının 25 Şubat'ını 26'sına bağlayan geceydi. Zifiri karanlığı Rus destekli Ermeni birlik araçlarının farları aydınlattı. O gecenin soğukluğu biz Türklerin yüreğini sızlattı. Yüzyıllardır savaşlarda öyle ya da böyle bir biçimde uygulana gelen savaş etiği kuralları çiğnendi. Siviller, genç yaşlı, kadın çocuk denilmeksizin emperyalistlerce kurgulanmış tarihsel kinin arka planda varlığında acımasızca katledildiler. Bu soykırımdan bir şekilde sağ olarak kurtulan kişiler, aradan geçen bunca zamana karşın halen daha olayın bıraktığı etkiden kurtulamadılar. Dünya kamuoyuna yansıtılan görüntüler sadece buzdağının görünen kısmını oluşturuyordu. Bizim bugünkü toplanma amacımız ilk olarak bu olayı tetikleyen olguları incelemek, sonra olayın nasıl olduğunu araştırmak, daha sonra düne ve bugüne yansımalarını ele almak ve en sonunda geleceğe dönük derslerimizi çıkarmaktır. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nda varlıklarından ötürü tebaa-i sadık olarak nitelendiriliyorlardı. Bu durum yüzyıllarca böyle süre geldi. Ancak Osmanlı'nın Avrupalılara görece güç itimi, bulunduğu eşsiz jeostratejik konum, ham madde zenginliği ve verimli toprakları, sıcak denizler düşleriyle yanıp tutuşan Çarlık Rusya'nın ve toprakları üzerinde güneş batmayan ülke İngiltere'nin iştahını kabartıyordu. 93 Harbi'nin ardından dış güçlerin ağır tahriki sonucu başı bozukluğa ve çeteciliğe başladılar. Bu durum gitgide şiddetini arttırdı. Birinci Dünya Savaşı'nda durum öyle bir hal aldı ki devlet Ermeni unsurların savaş sonuna kadar geçici süreliğine teşhirinin kararını verdi. Ancak savaş yitirildi ve Doğu insanının Ermeni mezalimi olarak adlandırdığı eziyetler silsilesi başlamış oldu. Belgelere göre 600 bin, anlatılanlara göre 1 milyona yakın Türk köylüsü soykırıma uğratıldı. Derken durum değişti. Türk ulusu uyandı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ana yurdunu savunmaya girişti. Öz haklarını ve kendi geleceğini, yönetme hakkını saklı tuttu. Artık vatan kurtarılmıştı. Ermenilerse Doğu Anadolu'da sözde bir devlet kurma düşüncesinde olduklarından düş kırıklığına uğramışlar ve son durumda bir Türk düşmanlığına sahip olmuşlardı. Sovyetlerin dağılmasının ardından Rus destekli 336. Ermeni motorize tugayı Dağlık Karabağ havaalanına ve stratejik öneme sahip ikinci büyük kenti olan Hocalı kasabasına girdiler. 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 sivil bir gecede şehit edildi. Bu soykırımı organize eden kişi daha sonra Ermenistan Cumhurbaşkanlığı da yapmış olan Sarkisyan bu durumu şöyle açıklıyordu. Azerbaycanlılar Ermenilerin sivil halka karşı katliam yapmayacağını düşünmekteydiler. Biz bunu Azerbaycanlılara şaka yapmadığımızı
göstermek amacıyla ibret olsun diye yaptık. Ermeni gazeteci Davut Keryan kitabında olayla ilgili şunlar söylüyordu. Ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, Hocalı'nın 1 kilometre batısında bir yere 2 Mart günü 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu gördü. Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına rağmen hala yaşıyordu. Çok az nefes alabiliyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O sırada Tigranyan isimli bir asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra tüm cesetleri yaktılar. Bana sanki yanmakta olan ölü bedenler arasından bir çığlık işittim gibi geldi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben Şuşa'ya döndüm. Onlar hatırı için savaşa devam ettiler. İşkenceci doktor Zori Balayan o gece yaptığı işkenceyi şu sözlerle maharetmiş gibi aktarıyordu. Biz arkadaşımız Haçatur'la ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Türk çocuğunun bağırış çağırışları çok duyulmasın diye Haçatur çocuğun annesinin kesilmiş memesini çocuğun ağzına soktu. Daha sonra bu 13 yaşındaki Türk'e onların atalarının bizim çocuklara yaptıklarını yaptı. Başından, sinesinden ve karnından derisini soydum. Saate baktım. Türk çocuğu 7 dakika sonra kan kaybından öldü. İlk mesleğim hekimlik olduğuna göre hümanist idim. Bunun için de Türk çocuğuna yaptığım bu işkencelerden dolayı kendimi rahatsız hissetmedim. Ama ruhum halkımın %1'inin bile intikamını aldığım için sevinçten gururlanırdı. Haçatur daha sonra ölmüş Türk çocuğunun cesedini parça parça doğradı ve bu Türk'le aynı kökten olan köpeklere attı. Akşam aynı şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptık. Ben bir Ermeni vatansever olarak görevimi yerine getirdim. Haçatur da çok terlemişti. Ama ben onun gözlerinde ve diğer askerlerimizin gözlerinde intikam ve güçlü hümanizmin mücadelesini gördüm. Ertesi gün biz kiliseye giderek 1915'te ölenlerimiz ve ruhumuzun dün gördüğü kirden temizlenmesi için dua ettik. Biz Oğuz'un erleri, bir ölür, bin diriliriz. Koridoru açacağız, soydaşlarımıza kavuşacağız. Bir millet, iki devletiz. Karabağ Türktür, Türk kalacak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.